The Times, Libya'da Fethi Başağ hükümetini tanımaları için İngiltere lobisine para ödendi. Tokayev, Kazakistan'ın askeri doktrinini değiştirdi. Yunanistan'da alarm, Türkiye süpersonik kamikaze İHA Şimşek'le bir sonraki aşamaya geçti. Bloomberg, bir sonraki kriz Avrupa Birliği'nin son krizi olabilir. Medvedev uyardı, İsrail'in Ukrayna'ya silah sağlaması Rusya ile ilişkileri yok eder. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İngiliz basını The Times'a göre Downing Street Başkanı Mark Fulbrook'un dönemin Dışişleri Bakanı Liz Truss'a dahil olmak üzere İngiliz bakanlara Fethi Başağ'ı Libya'nın meşru başbakanı olarak tanıması için para karşılığında lobi faaliyetleri yaptığı ortaya çıktı. Yayına göre daha önce kendi lobi şirketini yöneten Mark Fulbrook, Birleşik Krallık hükümetine Birleşmiş Milletler ve ABD'nin resmi tutumundan uzaklaşması ve Başağ'ı tanıması için baskı yapıyordu. Haziran ayında Fulbrook, İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmayan Başağ için Londra'ya bir ziyaret düzenledi. İngiltere Büyükelçisi Caroline Hundal, Başağ'ın İngiliz hükümetinin konuğu olmadığını söyleyerek müdahale yaptı. Gezi sırasında Fulbrook, iki kabine bakanı Natim Zahavi ve Kavasi Kvartenk'le bir toplantı fırsatı buldu. 60 yaşındaki Fulbrook, Liz Truss ve o zamanlar İçişleri Bakanı olan Priti Patel'e de lobi yaptı. Bakanlara müvekkilinin Libya petrol sahalarına erişim sağlayabileceğini ve tanınma karşılığında göçmenlerin Avrupa'ya akışını durdurabileceğini söyledi. Haber üzerine Sunday Times'a konuşan Fulbrook, ülkeyle ilgili tüm dış politika ve güvenlik kararlarından kendisini çektiğini söyledi. Sözcü ise Sayın Fulbrook, Libya ile ilgili herhangi bir hükümet kararına dahil olmadı ve olmayacak, dedi. The Times'ın haberine göre Nisan ve Haziran ayları arasında Başağ adına Downing Street yetkililerine bir dış kampanya yürütmesi için lobi şirketi Fulbrook Strategies aracılığıyla kendine ödeme yapıldı. Fulbrook, Başağ'ı İngiliz bakanlara ülkenin meşru başbakanı olarak nitelendirdi ve enerji, güvenlik ve göç konularında yardım teklifinde bulundu. Bağlantı kurduğu kişiler arasında Truss, Patel ve o zamanlar Downing Caddesi'nde savunma ve dış politika danışmanı olan John Bev vardı. Fulbrook ayrıca Başağ'ın savunma seçim komitesi başkanı Tobias Elwood'la görüşmesini ayarladı, ifadesine yer verildi. Kazak 24 Info, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Kazakistan'ın askeri doktrinini değiştirdiğini belirtti. Kazakistan Cumhuriyeti'ne yönelik olası askeri tehditleri dikkate alan yeni askeri doktrin, askeri politik, askeri stratejik ve askeri ekonomik alanlarda devletin seferberlik hazırlığı ve ayrıca askeri ekonomik alanlarda devlet faaliyetinin ana yönlerini tanımladığına vurgu yapılıyor. Özellikle modern askeri çatışmaların doğasına ilişkin bölüme eklemeler yapıldığı belirtiliyor. Örneğin askeri politik ve askeri stratejik hedeflere ulaşmak için bölgedeki muhalif devlet veya devletleri bir silahlanma yarışına çekmek, kaynaklarını ve yeteneklerini silahlı çatışmada tüketmek için bir askeri güç gösterisi yapılabilir. Askeri bir çatışmanın ortaya çıkmasından önce ve silahlı mücadele sırasında düşman devletteki durumu istikrarsızlaştırmak, askeri ve askeri ekonomik potansiyellerini azaltmak için devletin askeri teşkilatının bilgi sistemleri, ülke yaşamını destekleyen sistemler üzerinde yazılım ve siber saldırılar gerçekleştirebilir. Dünya sahnesinde devlet hakkında olumsuz bir arka plan oluşturmak için bilgi alanında artan bir etki gerçekleştirilebilir, diyor belge. Kazakistan'ın güncellenmiş askeri doktrininden birkaç hüküm daha aktaralım. Devletin askeri teşkilatının kara, hava kuvvetleri ve deniz unsurlarının muharebe potansiyeli, stratejik yönlerde gerekli birlik, silah, askeri teçhizat ve malzeme oluşturularak artırılmıştır. Birliklerdeki bilgi, psikolojik ve yazılım teknik etkilere karşı mücadeleyi organize etmek için silahlı kuvvetlerde alt bölümler oluşturulmuştur. Potansiyellerini ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalar devam etmektedir. Bölgesel savunma sisteminin askeri güvenlik ve devletin savunmasını sağlamaya yönelik genel sisteme entegrasyonunun bir parçası olarak, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak bir bölgesel savunma komuta ve kontrol organı oluşturulmuştur. Devlete yönelik askeri tehditlere derhal yanıt verilmesini sağlamak amacıyla, silahlı kuvvetlerin, diğer birliklerin ve askeri oluşumların hava taşımacılığı yeteneklerini güçlendirmek için önlemler alınmaktadır. Birliklerin hareketliliğini artırmak ve askeri güvenliğe yönelik modern tehditlere yeterince yanıt vermek için Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Muhafızlarının yapısını iyileştirmek, bileşimini güçlendirmek ve altyapısını geliştirmek için sürekli ve sistematik olarak önlemler alınmaktadır. Sosyal olağanüstü hal, olağanüstü hal ve sıkı yönetim için yasal rejimlerin sağlanması da dahil olmak üzere kriz durumlarındaki sorunları çözmek ve bir iç silahlı çatışmayı bastırmak için birliklerin yeni istihdam biçimleri ve eylem yöntemleri tanıtılıyor. Yunan basınının Türkiye'den yeni tehdit olarak nitelediği Şimşek'in süpersonik versiyonunu geliştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından
hedef uçak olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve kamikaze insansız hava aracına da dönüştürülebilen turbojet motorlu şimşeğin süpersonik uçuşu için çalışma başlatıldı. Kontrollü yüksek hızlı hedef uçak şimşek, savunma sistemlerinin atış testleri için kullanılıyor. Yaklaşık 760 km hız yapan şimşek, fırlatıcı aracılığıyla yerden fırlatıldığı gibi Anka ve Aksungur üzerine de yerleştirilebiliyor. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, şimşeğin tamamen otomatik uçtuğunu belirterek, "Uçağımızın üzerinde kamera var. Nereye gittiğini, ne yaptığını o kamera üzerinden yerdeki kontrol istasyonundan gözlemleyebiliyoruz. Uçağı kumanda eden pilotumuz sadece uçağa ne yapması gerektiğini söylüyor. Uçağın üzerinde bir otopilot var. Geri kalan tüm uçuş faaliyetlerini bu otopilot icra ediyor. Yazılımı tamamen bize ait. Buradaki mühendis arkadaşlarımız yazıyor," dedi. Yıldız, şimşek için şu anda aktif olarak bir pazarlama faaliyeti içinde olduklarını ve uçağın Azerbaycan'a ihraç edildiğini belirterek, "Ayrıca şimşeğin üzerine mini akıllı mühimmatta bulunan harp başlığını entegre ettik. Ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Atış testlerini yaptık. Şu ana kadar başarılı ama ticari bir ürün haline getirilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Buna kamikaze uçak diyoruz. Şimşeğin burun kısmını değiştirerek ona farklı görevler icra ettirebiliyoruz," diye konuştu. Bu uçağın bir görevinin de sahte uçak olduğunu vurgulayan Yıldız, "Kütüphanenizde sizi takip eden radarla ilgili yeterli bilgi varsa, siz o radara yansıyan sinyallerin bir F-16'dan ya da bir F-35'ten ya da başka bir uçaktan yansımış gibi sinyali manipüle edip geri gönderiyorsunuz. O radar da sizi başka bir uçak olarak görüyor. Bu şekilde sahte uçaklarla beraber hedef şaşırtmış oluyorsunuz," ifadesini kullandı. Şimşek'in süpersonik hızda uçması için de çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Şu anda süpersonik olarak uçuyoruz. Ama 6 ay içinde 0.8-0.9 Mach hızında uçan bir yeni hedef uçağımız olacak. Uzun zamandır süpersonik hız için çalışıyoruz ama orada motorlarla ilgili bir sorunumuz oldu. Motorla ilgili sorunumuzu çözdüğümüz zaman süpersonik hızları da deneyeceğiz. Hedefimiz bu yıl sonuydu ama görünen o ki bu yıl soruna yetişmeyecek. Önümüzdeki yıl içinde inşallah bir süpersonik hız denememiz olacak," dedi. Yunan basını şimşeğin bir seyir füzesi veya kamikaze drone'a dönüştürme fikrinden ilk kez bahsedildi. Bahsedilen gelişmeler Atina için büyük önem taşıyan iki sorunun altını çiziyor. Birincisi, Yunanistan İHA konusunda Türkiye'nin üstünlüğünü nasıl dengeleyecek, ikincisi İHA'lara karşı nasıl bir caydırıcı önlem alacak, ifadesini kullandı. Türk İHA'larının Ege ve Doğu Akdeniz'de yaygınlaşması nedeniyle Yunan tarafının İsrail'le insansız hava araçlarını ele geçirecek ve düşürecek sistemlerin temini için görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin şu an devam ettiğini vurgulayan Yunan basını, bu sistemlerin vurmayı değil, düşman insansız hava araçlarını elektronik olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sistemler olduğunu belirtti. Bloomberg, "Bir sonraki kriz Avrupa Birliği'nin son krizi olabilir," başlığıyla yayınladığı makalede, Avrupa Birliği'nin son birkaç yılda istikrarını önemli ölçüde sarsan ve birliğini baltalayan iki büyük kriz yaşadığını, üçüncü şokunsa bloğun sonu olabileceğini belirtti. Bloomberg, ilk ciddi testin Avrupa Birliği'nde uyum eksikliğini ortaya çıkaran pandemi olduğunu hatırlattı. İkinci zorluk enerji kriziydi. Avrupa Birliği üye ülkeleri birleşik bir cepheyle bununla baş edemediler. Ancak kendilerini olumsuz sonuçlardan bireysel çabalarla kurtarmaya çalıştılar," dedi. Avrupa Birliği ülkeleri iç politikadan enerji ağının fiziksel yapısına kadar pek çok faktörde birliğe sahip değil, diyen Bloomberg, bunun devam etmesi halinde son krizin Avrupa Birliği için ölümcül olacağını belirtti. Yayın, Avrupa Birliği ülkeleri eylemlerinin koordinasyonu ile ilgili kronik sorunlar yaşıyor. Bunun sonucunda Avrupa projesi uygulanabilir, olmayabilir. Avrupa devletlerinin krizlere yanıt vermenin tek bir yolu yoktur. Ve başka bir şok Avrupa Birliği'nin çöküşüne yol açabilir," dedi. Bloomberg, Avrupa Birliği tamamen birleşik bir blok olsaydı, herhangi bir sorun olması durumunda fonların otomatik olarak en çok etkilenen bölgelere gönderileceği belirli bir yedek fonu olurdu. Önce doğrudan yardım, ardından hem işletmeler hem de haneler için gelir vergisi indirimleri ve krediler olacaktı. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve başkalarını umursamıyorlar. Bugünün yarım yamalak önlemleri Avrupa'yı daha fazla zorluk için hazırlıksız bırakıyor ve Avrupa Birliği muhtemelen bir sonraki krizden sağ çıkamayacak. Bu birlik uzun vadede yaşayamaz hale gelir. Görünüşe göre Avrupa Birliği ülkeleri herhangi bir önlem almazsa, birleşme deneyinin başarısız olduğunu söylemek mümkün olacak, ifadesini kullandı. Washington Post'un İran balistik füzelerinin özel bir askeri operasyon bölgesinde kullanılmak üzere Rusya'ya teslim edilmeye hazırlandığı iddiasının ardından İsrail'in modern silahlarını Ukrayna'ya transfer etme olasılığını göz önünde bulundurmayı önerdi. İsrailli gazeteci ve politikacı, Knesset üyesi ve İsrail Diyaspora İşleri Bakanı
Neşman Şahi, İsrail parlamentosunun iddia edilen İran silahları nedeniyle Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı düşündüğünü söyledi. Nahman Şahi, bu sabah İran'ın Rusya'ya balistik füze naklettiği öğrenildi. İsrail'in bu kanlı çatışmada nasıl bir pozisyon alması gerektiği konusunda artık hiçbir şüphe yok. Ukrayna'nın ABD ve NATO ülkelerinin yaptığı gibi askeri yardım alma zamanı geldi, dedi. İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Neşman Şahi'nin, İsrail parlamentosunun Ukrayna'ya silah tedariki konusunu ele almayı planladığını açıklamasının ardından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İsrail'e kırmızı çizgi çekerek uyardı. Medvedev bugün Telegram'da yaptığı açıklamada, İsrail Kiev rejimine silah teslim vermek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu çok ihtiyatsız bir adım olur. Bu girişim, ülkelerimiz arasındaki tüm devletler arası ilişkileri yok eder, ifadesini kullandı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.